Günaydın arkadaşlar. Şuraya gidelim mi? Tamam. Evet, bugün bir gezi vlogu çekiyoruz. Ve bugün nereye gidiyoruz biliyor musunuz? Türkiye'nin Amsterdam'ına gidiyoruz. Yani Eskişehir'e gidiyoruz. Yay! Eskişehir vlog. İyi seyirler. Görüşürüz. Görüşürüz, iyi seyirler. Evet, şimdi Eskişehir otogara gelmiş bulunmaktayız. Zeynep ilk önce bizi Kent Parkı'na götürecek. Ben video çektiğim için konuma bakacak ama inşallah bakacak yani. Şimdi biz otogara indik. Ve 10 dakika yürüme mesafesinde Kent Parkı varmış. Ve ilk önce oraya gitmeye karar verdik. Evet arkadaşlar, Kent çok yakın. Kent Parkı'na gidecektik. Sonra burada Google Maps'ten bize 10 dakika falan gösterdi. Sonra bize buradan birine sorduk ve bize dedi ki bakın otogarın içinden şu karşı kapıdan çıkın ve karşısı Kent Parkı dedi. Yani haberiniz olsun, eğer siz Eskişehir'e gelirseniz direkt burada bir şey yani. Öyle uzaklara gitmeyin. Arkadaşlar Zeynep'e bir şey söyleyin yani, ne zaman kamerayı kapatsam YouTube videosu çekiyormuş gibi konuşuyor. Kamerayı açtım an susuyor. Parkına geldik, hiçbir şey yok, sadece ağaç var. Bilmiyorum. Bir de abi bize dedi ki havuzumuz ne dedi ya, deniz dedi, deniz. Deniz dedi. Deniz çalışmıyormuş çünkü kış olduğu için durdurmuşlar. Su vermiyormuş artık. Peki bir şey söyleyebilir miyim? Senin kendi parkın beklentin neydi? Ormana benzettim. Park değil de orman gibi. Mesela burada eğer Eskişehir'de yaşarsanız gelebilirsiniz hani böyle kafa dinlemek için ama pek tavsiye etmiyorum. Bak orada şey var, havuz var. Hadi şuradan geçelim. Bursa'nın Hüdaviye'nin diğer parkı. Aynısı bu arada, evet. Yani birazcık daha büyüğü. Biz Bursa'da alışkın olduğumuz için pek şey gelmedi yani. Eskişehir'de yaşayanlar için gelip şey yapabilirler. Aynen, Eskişehir'de yaşıyorsanız mutlaka piknik gelin falan yaparlar yani. Biz Bursa'da yapıyoruz öyle şeyler. Eskişehir'de yaşıyorlar zaten, kesin geliyorlar bizde. Aynen. Geliyorlar. Çünkü kimse herhalde yok, bir tek ikimiz varız. Evet var, hiç kimse yok şu an burada. Kimse yok, gerçekten bir kişi görmedim şu ana kadar. Evet bakın gösteriyorum. Şey, Zeynep'i ormana kaldırdım. Bir tek kargalar ve biz varız. Bak buraya güzelmiş ha. Çok huzur verici. Evet gayet güzel. Bak burayı beğendim arkadaşlar. Gelin gelin. Bu şey, tutarlı Zeynep gibi olun. Ya burada, burası akşam çok harika olur bu arada. Evet akşam güzel olur. Akşam efsane olur ya. Işık. Bak şimdi Zeynep. Bir hurafeye göre şu karşıdaki köprü var ya. Evet. Oradan kimin geçersen ona aşık oluyormuşsun. Allah Allah. Oradan birlikte mi gezsek, ne yapsak? Olur. Olur. Galata Kulesi'nden kimin çıkarsa onunla evlenirsin diye bir hurafe var. Şimdi Merve diğerlerini uydurdu bunu. Evet. Canım arkadaşım. Ya bak uydurmadım. Böyle bir şey var ama bu köprü o köprü mü bilmiyorum. Bence bir tane değil. Köprü var yani. Bu köprü bu köprü, köprü değildir. Biz arkadaşlar ne oldu biliyor musunuz? Biz otobüsteydik. Sonra muavin bize geldi dedi ki siz ikiz misiniz dedi. Bunu anlatacaktım biliyor musun? Cümlenin bitmesini beklemiştim. Biz ikiz miyiz acaba? Kalbime karşı. Sonra biz de hayır dedik. Arkadaş mısınız yaptık? Evet. Çünkü ben bu başörtüyü yapmıştım. Merve de bu başörtüyü yaptı yani. Tesadüf eseri. Ve bir tık benziyor muyuz? Bakalım gel şöyle birleştirme gel. Gel mi? Görmedim ki. Ben de çok güneş vardı, bakamadım. Deyip durağımız burasıydı ve bir sonraki duraklarımıza devam edelim. Aynen, görüşmek üzere. Tramvaya bindik şimdi, Sazova'ya gidiyoruz. İlk önce Osman Gazi Üniversitesi, sonra gidecekmişiz, sonra oradan huzur süreceğiz. Sen küçük. Aa, geldik. Evet. İniyoruz, burada ineceğiz. İndirme için geldim. Şimdi ilk önce biz otogardan indik, tamam mı? Sonra tramvaya bindik. Hiç gözükmüyorum ama olsun, bilgiler için dinleyin. Tramvaya bindik. Oradan Osman Gazi Üniversitesi'nden son durak 4 numaralı bindik tramvaya. Oradan indik. Şimdi minibüslere gidiyoruz. Zaten böyle biz konumumu kapattık yani. Sonra sonra gidiyoruz. Herkese soruyorlar şuradan şöyle yap, buradan böyle yap. Yolumuzu buluyoruz yani. Siz de öyle yapın bence. Güzel arkadaşlar, ben açım. Aç beni yürütüyor sabahtan beri. Diyorum ki şuradan bir girosa gideyim, bir şey alayım. Yok. Gidince yok. Çibörek yiyeceğiz. Acaba gitsin. Çibörek yiyeceğiz. Göreceğiz. Evet, o yüzden olmaz. Ayrıca arkadaşlar şurası Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi. Evet, bakın. Şu kısım. Şurası. Esogül.
Böyle bir gelseydim dedi Eskişehir'e, burada okuyacaktım ya, demek böyle yapacakmışım, tüm tüm falan yaptı böyle. Sonra dedi ki, neyse de iyi ki olmamış dedi, öyle bir şey olsaydı seninle tanışamazdım dedi. Sonu hariç demedim bu arada. Hayır dedin, insanları kandırma ya, bana bu kadar aşık olduğunu tüm saklama. Tamam. Saklama bu bilgileri. Az önceki dedim ya, Aşıklar Köprüsü. Dedim ki oradan geçmeyelim, beni zorla götürdü dedi, buradan geçeceğiz, hadi geç, karşıya geçeceğiz falan yaptı. Ya bu arkadaş bana aşık arkadaşlar. Evet, doğru. Neyse tamam, şimdi bineceğiz minibüse. Sonra orada arkadaşımız var Elif diye, onlarla buluşacağız. Sonra da gezeceğiz. Arkadaşlar geldik. Şu an Masal Şatosu'nun oradayız yani, Sazova'dayız. Minibüsle geldik bu arada. Kaçtı? 30? 10 lira. Hayır. 38. 38 ile geldik. 38 ve 16'ya bindim dediler. Cenab-ı Bahçesi'ne hoş geldiniz. Merve'nin bahçesine geldik. Doğal ortamında. Böyle komik espriler yapmadan önce bir haber ver de ben kendimi ona göre hazırlayayım. Tamam. Aa, büyümüş anneli. Aa. Çok pis. Pislik mi bu? Aa, acaba şey olabilir mi, tohum? Polen. 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 Ve polen alerjisi vardır. Öldü. Bak şu altı dünyası. Şurası da yılanlar dünyası. Yani. Yani sen. Esprimi çaldı. Hissettim bana geleceğini. Niye? Ya bu arada şey abi, kapalı burası. Giremedim, yok yani giremedik. Giremedik. Şu an mızmız çocuk gibi ağlayacağım yani. Bu arada arkadaşlar gerçekten günü birlikte gelinebilir bence. Hani buraya gezmek için de gelebilirsin. 250 TL verip. 150 miydi? 150. Pardon. Ben Bursa'dan. Aynen. Bak Merve şey yapmış. Koyun almış eline. Heykelini çizmişler. Evet, tam bir Anadolu kadını. Gerçekten ya. Koyun. Koyun tam mu? Ben. Keçi mi? Kuzu kuzu. Allah'ın cahili ya. Of ben. Ay çok tatlıymış. Kimlerle yoldayım arkadaşlar? Yok, kapıda biri ödüyor. Bak bak senin arkadaşların. Gergedan, fil, zürafa, zebra var. Tamam seni tanıştırayım. Yabancılık çekmezsin. Hadi bak. İndirimli bilet 50 TL'ymiş. Nenin akvaryuma girmeyi tercih ederim. Tamam. Of çok sıcak. Arkadaşlar tam bilet 90 TL, indirimli bilet 50 TL, grup bilet ücreti 75 TL, 04 dışarısı ücretsiz, gece turu da 160 TL'miş. Gece turu mu? Ha öyle yazıyor. Can Bursa'dan gelecek eğer birisi varsa gözüm açamıyorum, çok güneş vuruyor. Sıcak abi. Bayağı sıcak. Burası çok sıcak. Yani Zeynep şöyle durduğuna bakmayın, o yani... Yorum yapamıyorum bana. Ben elimle taşımak istemediğim için çıkartmıyorum. Çok inanılmaz sıcak yani. Ben gömlek var üstünde ama ona rağmen çok sıcakladım. Evet çok terledik. Sıcak yani bayağı. Ve açız. Hala kahvaltı yapmadık. Çünkü hala Elifler gelmedi. Arkadaşlar size bir şey söyleyeceğim. Zeynep donarız diye bot giydirdi bize bir de. Botların içi yünlü. Ve kalın çoraplar giydirdi, altıma tayt giydirdi, içine body giydirdi. Yani sanki Bursa'dan kutuplara gidiyormuşçasına bir hazırlık geçirdik. Ve atkısını, eldivenini falan aldı yani, öyle şeyler yaşandı. Çok sıcak ama arkadaşlar. Çok sıcak. Gerçekten normalde Bursa bile bu kadar sıcak değildi. Ve hani Eskişehir daha yukarıda yani Bursa'ya göre konum olarak. Ki biz baktık bu arada, Bursa'dan daha soğuktu. Evet, Bursa 16, Eskişehir 11 dereceydi. Evet. Ama burası şu an inanılmaz sıcak. Gerçekten normal değil. Küresel ısınmayı iliklerimize kadar işliyoruz. Lütfen Yeşerer Enerji Dergisi'ne abone olmayı unutmayın. Bu kadar iyi bir reklam görmemiş ya. Murat Sener'le kapışıyorsun şu an. Hayır, o adam da çok iyi yapıyor. Evet. Bilim Deney Merkezi de varmış arkadaşlar. Açık mı? Arkadaşlar giremiyoruz. Çünkü saat 4 ile 5 arasında sadece giriliyormuş. 25 TL'ymiş öğrenci. Evet. Bilim Deney Merkezi 25 TL.
Uzay evi de sadece hafta sonları. Hafta sonları açıkmış. Açıkmış evet. Onun dışında yok yani. Evet. Şu an biz giremiyoruz çünkü saat kaç? 12 falan. Aynen. 25 bilim merkezi 50 TL'de hayvanat bahçesi. İyi ya. Çok pahalı değiller. Arkadaşlar bakın, sizce ben şu görmüş olduğunuz sarı arabayı tek başıma kaldırabilir miyim? Hayır! Hadi deneyelim. Hadi o halde. Bilim ve deney müzesine yakışır. Kaslı kollarımla çekeceğim. Wow. Su şişesini açamıyorum diyen kız. Bir dakika dur. Bir dakika dur. Arkadaşlar gördüğünüz üzere azıcık kalktı yani. Bir şeyler oldu. Ya şu ipi birazcık daha şey yapsalardı. Onu çekerdim. Bakın. Wow, oldu. Şuraya çarptı. Bak, gördünüz mü? Bayağı çekmiş. Ya ben neyim? Herkül müyüm? Ben neyim ya? Peki bunu açıklar mısın? Neden oldu? Bu benim kaslı kollarım sayesinde oldu. Yoksa böyle bir şey tabii ki de gerçek olamaz. Benim sayemde her şey. Çünkü ben harikayım. Bir de bilimsel yönden açıklar. Bunun sebebi şöyle. Kuvvetten kazanç, yoldan kayıp olayı. Bu kısım mesela daha uzun olduğu için, o kısma daha kısa olduğu için, şu demirlerden bahsediyorum. Buradan daha küçük bir kuvvetle bir arabayı kaldırabiliyorum. Evet. Ya mükemmelim, çok iyi. Sen de kaldırmak ister misin? Olur. Hadi çek bakalım. Oha oha oha. Oha oha oha. Yemin ederim düştüm. Aa, bir dakika, beni kaldırabilirim peki? Şuradan yaparsan kaldırabilir galiba. Bak bak şimdi bak, bekle bekle. Hayır bekle, dur. Çek çek. Çek bir aşağı. Ben tutayım, sen ona koş. Çabuk, hızlı ol, tutamıyorum. Tamam. Bırakıyorum, sıkı tut. Bırak. Tut, uçacaksın. Tut, sadece tut, bekle. Kalkmıyor. O zaman alırsın, yapacak bir şey yok. Kendimi kaldıramadım. Arkadaşlar dedim, yattığımı kimse görmedi mi? Biz gördük. Koyma sakın. Ben ve YouTuber kankalarım, şey YouTuber diyorum. Abone kankalarım, biz gördük yani. Arkadaşlar siz kimseye söylemezsiniz. Biliyorum. Aynen canım, aranızda. Kanka bizim hayvanat bahçesi akvaryum mu? Isırır helin, elini sokmayın diyor. Kırmızı kuyruklu kedi balığı. Zeynep bak, kedi balığıymış. Zeynep. Kedi balığı. Vatoz. Nerede? Bu ne? Bir de çıkmışsın be. Oğuz sen bir... Geliyor musun? Oğuz sen. Zeynep! Ödümü kopardın. Ne oldu? Suyu düşmedi. Ya yanımda geldi böyle. Ben de şey geldi sandım. Hayvan geldi sandım. Ödüm koptu. Kilim gibiler. Onu tanıma gideceğim. Tamam mı? Gözükmezsin ki. Ben onu yapıyorum. Elif, YouTube kanalındasın şu an. Merhaba arkadaşlar, abone olmayı unutmayın. Gel, ben de yapacağım, gel. Ne? Akvaryum içine giriyorsun. Beni YouTube kanalıma çekin. Tamam ben. Gir. Ya da fotoğrafını çekin. Gir gir. Çıktı çıktı, gir. Bence gözlüğünü ver ya. Parlamasın. Uzun boylu olmak. Çok komik gözüküyor da dışarıdan. Kanka başlat. Sana bugün balıkları tanıtacağım. Şimdi bir tarif et bak. Bunun ismi ne bilmiyorum. Neymiş? Kemane. Bu kemane. Aa, gelin buraya gel. Korktu beni.
güzel kanka, çok değişik. Onun ismi Kızık Kuyruklu Vatoz. Daha demin yanından sen geçti ya. Sen Vatozları çok seviyorsun galiba. Evet. Çok beğendim onları. Daha demin yanından geçti ya, kocamandı. Gel bulalım onu. Wow. Köpek balığıymış. Gerçekten mi? Evet. Bu Mosasaurus köpek balığı. Ama yemiyor kimseyi. Besliyorlar. Baksana ikisi birlikte yaşıyorlar. Buraya gelsene kanka. Şöyle suyunu çekiyorsun. Benim çekeceğim. Aa, orada bir tane daha var bak. Bak biraz şu küçük balığı yemiyor. Kanka şurada bir şey var. O ne? Ya onları bence şeylerine göre koymuşlardır ki. Hangi balığı yiyor, hangi balığı yemiyor mu? Şu kuşa benzemiyor mu? Baksana. Sanki aha, denize yüzen kuş. Ay çok güzel. Bu da vatoz. Ay bak kalkıyor. Çok güzel ya. Ay geliyor kanka. Geliyor kanka, bize geliyor. Çok tatlı. İnanmıyorum bunu yakaladığımıza. Çok tatlıydı ya. Evet ve bence kameraya geldi. Bence de. Bilerek yaptı. Arkadaşlar aşırı güzel bir andı gerçekten. O da bir YouTube kanalı olmak istedim. Çok güzel. Kanka bak lan. Çok güzel ya. Ooo ben fotoğrafı çeker misin? Çekerim, ver. Bak kristal köpek balıymış arkadaşlar bunlar. Bakın köpek balığı. Köpek balığı bu kadar yakından gördüm. Nerede sadece burada göreceğiz? Aynen doğru. Bıyıkları falan var. Bakmış ya, hepsini teker teker. Şimdi burada biz kahvaltı yapacağız. Hamak bahçesindeyiz. İki. İki de değil, abartma. 13 kırık. Tamam. Şimdi biz burada kahvaltı yapacağız. Hayvanat bahçesinde kahvaltı yapıyoruz. Bence güzel bir rota oldu bu arada. Bence böyle yapın. Siz de böyle yapın. Gelin kahvaltınızı burada yapın yani. Hayvanat bahçesinde hayvanat bahçesi gezin. Zamandan, mekandan tasarruf. Su aldı, dünyası çok güzeldi. Gerçekten hayran kaldım hepsine. Çok güzel canlılar var. Minnacık minnacık balıklar var. Kocaman kocaman da var. Zeynep hayal kalitesini çektim. Evet. Minnacık. Ben çekmem çünkü gözükmüyor yani. Durun bir göstereyim. Bakın şimdi. Normalde baksanız göremezsiniz, tamam mı? Ama biraz daha yaklaştırsana kamerayı. Büyüttüm ya. Bakın. Görüyor musunuz? Bunu oynaştırdım ben. Burada bir minnacık bir tane balık var. Çok tatlı canlılar. Benim en beğendiğim balık hangisi biliyor musun? Bir tane köpek balığı vardı ya ilk girişte. Neydi? Neyse alt yazıya yazarım ya. Ben en çok vatozları beğendim. Vatozlar güzeldi. Vatozu çekmemiz çok iyiydi. Evet. Tam kameraya geldi. Tam üstümüzden geçti, o kadar tatlıydı, bir de gülümsüyordu. Çok tatlılar ya. Ve şu an altınıza bakar mısınız? Bir bakar mısınız? Lütfen bir bakın. Aşırı güzel değil mi? Eskişehir, bu akşam geliyoruz. SPR'deyiz. Biraz hasret giderelim. Duymadık demeyin.
Tamam kardeşim. Canım biz sizden gelin. Önce geldik. Sen gelin. Senin konserine senden önce geldim abi. Zeynep. Zeynep. Bu hangi hayvan? Aferin. Salak sen bilmiyor musun? Biliyorum. Kız. Ne yapacağız deveyi hörgüçlü mörgüçlü? Ne? İnşallah biliyorsunuz az dere bilmiyor. Dere. Şşş. Cüce. Değerli ziyaretçilerimiz. Eskişehir Hayvanat Bahçesi'ne hoş geldiniz. Hoş bulduk. Alandaki uyarı tabii. Ay nazik ya. Gel. Bak bak nasıl bakıyor. Bunlar zıplıyormuş. Evet. En canlı. Bu arada sabahı gidiyor. Bakın Oğuz'dan buraya yaklaşsana birazcık. Bundan bir tane alsak mı? Hadi devam edelim. Ne var orada? Penguen. Bak şu karşıda duruyor. Merhaba arkadaşlar. Şimdi sizlere penguenleri göstereceğiz. Bak yürüyor parçak parçak. Ay çok tatlı yürüyor. Penguen burada yaşar mı? Çok mu penguen? Şu anda öpüşüyorlar. Yapmayın ayıp. Aile var. Oğuz sen gel. Ne bakayım? Hiç ilgisini çekmedi de çok pis kokuyor da gidelim buradan. Ne kadar çirkinler. Böyle çocuğum olsa da atarım hemen. Bu ne ya? Gel İnek buraya. Bunlar. Eşek değil mi? İnek değil, eşek böyle de değil. Böyle inek de değil, eşek de değil. Katır. İnek de eşek herhalde. Çiftleşmiş herhalde. İneğe benziyor. Böyle inek olmaz. Antilop. Bir tane kaçırmamız lazım. Ha eşek değilmiş yani. Şöyle gölge yapayım hocam ben. Uyansanıza biz sizi görmeye gelmişiz yatıyorsunuz. Kalk kalk. Oğlum uyan gel. Sakin. Uyandı bu arada. Aa uyandı. Ben durmuyorum dedi. Kertenkele. Nerede? Ay burada. Ayı bu çok korkunç gözüküyor. En korkunç gözükeni bu bence. Evet merhaba arkadaşlar. En son sizi sanırım çok insan geliyor dur. Evet merhaba arkadaşlar. Sizi en son sanırım hayvanat bahçesinde bırakmıştık. Biraz su içeceğim. Sen tropikal bahçeye çektin mi? Hı hı. Tamam. Tropikal bahçeye gezdik. Gerçekten yılanları çektim arkadaşlar. Aşırı güzeldi bu arada. Bir sürü yılan, sürüngen ve başka türler vardı. Çok böyle bilmiyorum, garipti ya. Yılanlar çok sıcaktı. Falan, çok garip, çok sıcaktı şu anda. Çok tropikal. Çok sıcak. Şimdi de Masal Şatosu'na gezmeye geldik. Orada işte fotoğraf falan çekeceğiz. Biz daha sonra güncelleriz. Hadi görüşürüz. See you. Nasıl kapatacağım? Arkadaşlar gördüğünüz üzere şurada şato var. Rivayete göre bilmiyorum. Hangi rivayet? Bir rivayete göre bu şatoya kimle çıkarsan onunla evlenir misin? O zaman şatonun içine girmiyoruz. Aynen öyle. O yüzden girmeyeceğiz ne yazık ki. Yani başka zamana diyelim arkadaşlar. Bir rivayete göre şatonun önüne gelince Selena oluyormuşsun. Diye ben orada şey yapıyormuşum ya. Şöyle yapıyormuşum ve kamerayı durduruyorum sonra ben hop çıkıyorum falan. Wow çok iyi. Tamam yaparız. Hadi doğru geçtin. Masal şatosuna geldik. Şu an manifestimi yaşıyorum ya resmen. Nasıl yani? Yani geçen ay atmıştım ya manifestledim Eskişehir Masal şatosu. Evet. Ya resmen şu an manifestimi yaşıyorum. Çok tatlı. Arkadaşlar masal şatosunda çekildik bolca fotoğraf. İnşallah güzel vardır. Bakamadık. Çünkü hem şarjımız az hem de vaktimiz kısıtlı. Hem de güneş çok. Evet.
Combo. O yüzden şimdi Nuh'un yanısına gidiyoruz. Orada fotoğraf çekeyim de sahile bir bakmak için gideceğiz. Size göstermek evet. için. Aynen. Ve kendimiz görmek için. Yani güneş ışığını sorun yapamazsınız çünkü ben doğurmadım yani. Buraya giremiyoruz. Giremiyoruz. Aa üzdü. Uzaktan görebiliyoruz. Evet. Uzaktan görelim. Nuh'un gemisi. Elif bize dedi ki Nuh'un gemisine sakın para vermeyin. Çitlerden atlayın biz öyle yaptık dedi. Buradan ifşa alıyorum. Eğer bu videoyu bir Eskişehir Belediyesi falan izliyorsa Elif tutuklansın. Şimdi biz de buradan şey yapalım mı? Çitlerden atlayalım mı? Tabii efendim. Bu da güvenlikli bize baksın öyle. Bak şimdi. Boşuna mı sert çuba taşıyorum yanımda? İyi git o zaman. İyi şeylere git. Hatta içine sok böyle. Bakın. Görüyor musunuz? Kendi videomda izlerim artık içerisi nasıl gözüktüğünü. Biz de bilmiyoruz çünkü. Biz de bilmiyoruz çünkü boyumuz yetişmiyor. İlk siz gördünüz. Aa bak. Senin ne işin var burada? Sövelim mi? Gel kaçma. Nuh'un gemisine bak Zeynep. Hadi gidelim. Bazı sorunlarımız var bir takım. For example, şarjımız bitti ve akşam Selvi konseri var ve ben full video çekmek istiyorum yani. Çıkmaz sokak mı? Zekilik yaptığımı sanmıştım ya. Şarj aletimiz yanımızda, şarj edecek bir yer bulmamız lazım. Arkadaşlar bizim gidecek evimiz yok. Hayır bunu da söyleyemezsin. Buraları geçeceğiz. Biz şimdi konsere geldik ve kapının açılmasını bekliyoruz. Ama kimse yok, sadece biz ikimiz varız. Birazcık erken geldik belki de, o yüzden olabilir. Ama 20 dakika var. Ama 8'de mi açılacak kapı, onda mı? 10 mu ne onu? 8'de miydi bilmiyorum ki. 1, 2, 3, Eskişehir! Gerçek olan farklılıkları da görebilmek, gözlemleyebilmek, onlara rağmen var olabilmek yanında sevmek. O yüzden bir şarkı yazmıştım. Aşkı Sırat'ta. Aşkı Sırat'ta. Aşkı Sırat'ta. Onlar çok seviyorlar. Onlar hep seviyorlar. Onlar tam seviyorlar. Çok iyi anlıyorlar. Bilmiyorlar ama aşkı Sırat'ta. O matlığın kanat çırpışında canlılık yokluğu. Denize taş atan çiftim, ürün korktum. Ya biz öyle tekrardan olamazsa neyse. Zamanla bıraktım ve getirmedi seni. Şimdi bembeyaz bir sayfa yırttım hayat defterinden. Ona da sen yazacaksın. Güneşler doğacak, mürekkepler bitecek. Gözlerinde sen hayali hiçbir zaman solmayacak. Unuttun mu yoksa beni? Ben her gözyaşımda sen damlattın yere. Ellerinde yoksa başka eller mi gizli? Dokundum adım teni yoksa şimdi pis mi? Merhaba karım. Seninle gülümsemek en büyük hayalim. Unutma beni, kal veya git. Ya ya. Dedim aferin oğlum, dedim aferin oğlum, dedim aferin oğlum.
yakında sıkıntılar var hastanelerde falan. Vurdum bile pam pam pam. Üç hasta bir hemşire alınaydı. Bastılar tabi pam pam pam. Anksiyete tuttu beni bu hastane. Kokuyor be hemşireye dönüp kibarca dedim. Sağlık etmeni doktor be. Ben İstanbul'da yaşıyorken bir tane şarkı yaptım en özetle. Herhalde başka hikayem yoktu o zaman. Evde oturuyordum çünkü sürekli. Bir gün bir baktım kapıya polis geldi. Komşu! Şarkı yaptım komşu, şimdi onu okuyacağım. Konserde şöyle bir saniye ama böyle bir şey söyleyeceğim. Konserde şunu yapmayı çok seviyorum. Şarkılarda anlattım anlamadılar beni. Kitaplarda yazmayan bu aşkı
çare bulsunlar. Alkol almadan neden döndüm şimdi şaşkına. Şarkılarda anlattım, anlamadılar beni. La 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 la. Kendime diyorum korkmadan kalsın. Bir gün üstlere sopamam lazım. Kaptırırım tabii yani bu kadar güzel de olmaman lazım. Bari genel gerçek, annem beni sever bence. Biliyor mu İzmir'den uçağa, dudağımda iz bırakacağım. Bugün ben de kalsam diyorum, la 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 la. Kollarımda sarsam diyorum, la 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 la. Düşünmeye aslan diyordum, mutluluğa hiç yaslanmıyordum. Bugün ben de kalsam diyorum. Kelebek dedin ama gelebek dedim, gelebek dedim, bebek dedim. Orada birleştir öyle. Benim için bizi karıştır öyle. Ben kim olurum diye düşünmezdim hiç. Altımızdan da elimde değilim. Ah mı? Yerimde değilim. Sonra nasıl seni keyiflemiş. O kadar çok istedim ki. Saçlarını dönerken yüzüme çarpma. İstediğim zamanı yavaş katma. Boz gibi gözüne bakma. Gece benim o canımı yakma. Senin sen kesilir nefesin. Saçların benim kesilir. Benimdeki bana kadar baktın. Sana dokunmam zaten. Sahneye çıktıklarında şey sordular, işte nereden geliyorsunuz falan filan diye sordular. Biz dedik ki Bursa ve en öndeyiz. Sonrasında bütün konser boyunca bunu akıllarına tutmuşlar. Konser sonrasında kulise girdik, fotoğraf çekindik. Bize şey dediler, siz Bursa'dan geliyordunuz değil mi dediler. Dedik evet. Dediler ki işte ya kusura bakmayın işte Bursa'ya da geleceğiz bir daha, hani bu yüzden bu kadar yol gelmek zorunda kalmayacaksınız. Ondan sonra ben dedim ki gelin yani falan böyle. Sonra ne oldu? Sonra imza aldık. Sonra imza attılar, sonra şey dediler bize. Bunu sizin için atıyorum hani sadece çünkü konser dediler ki, bir de konser çok iyiydiniz dediler. Evet. Siz Bursa'dan gelendiniz değil mi? Konserde çok iyiydiniz dediler. Evet. Gerçekten konserde bayağı iyiydik ya. Bayağı böyle boğazım falan acıyor şu an yani. Evet. Böyle varımızı yokumuzu koyup özellikle Gelene Var şarkısı, ben kendimi kaybettim bir ara. Evet. Aşırı iyiydi yani. Ya aşırı samimiler, kafama yiyince aşırı samimilerdi. Gerçekten ve Seha abi o kadar güzel dans ediyor ki böyle dans ederken cilve yapıyor. Aşırı tatlı ya, çok mükemmel yani. Gerçekten ya. Çok güzel dans ediyor. Ve inanılmaz samimilerdi arkadaşlar, bak inanılmaz samimilerdi. Ve kulise kalmaları, fotoğraf çekimde kalmaları gerçekten çok büyük bir şey bu arada yani. Evet. Ve hani yani üf bak üf. Şu an sadece söyleyebileceğim bir insan sonra üf şarkısı yani, evet. Anladın mı? Biz pankart yazmıştık. İşte evet evet, onu anlat. Şarkının sözü... Şey, Seha On Life. Aynen. Elif'in sayfası. Elif yazdı, evet. Pankartı. Pankart Elif yazdı, Zeynep kaldırdı. Sonra yani o şarkının o sözü geçtikten sonra biz yere indirdik pankartı. İşte telefonla falan çekiyorduk. Ondan sonra bana böyle bakıyor, tamam mı? Diyor ki kaldır 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 diyor. Ben anlamadım. Sonra Elif de...
pankartı kaldı. Sonra sen dedin. Ben dedim. Pankartı kaldı dediler. Ben de aldım yerden böyle tuttum. Ondan sonra işte yaklaştı. Sonra aldım pankartı çekti kaldırdı. Sonra oraya kenara koydular. Aynen pankartı aldılar değil mi? Evet. Bence hani hayatımın en iyi gecelerden, en iyi konserlerden bir tanesi bu olabilir. Benim de. Aşırı böyle şey yaptım. En öndeydik ya, en öndeydik. Evet ve bir de hani şarkı söylüyoruz tamam mı? Kameraya çevirdiğimiz zaman yanımıza gelip şarkı hani kaldıraca falan gelip dans ediyorlar, şarkı söylüyorlar. Sevmeyi senseniz dinleyicisi bilirseniz kesinlikle konserine gidin yani. Kesinlikle. Şansınız varsa kesinlikle kullanın. Bursa'da geleceklermiş arkadaşlar. Bakın evet. Eğer Bursa'ya gelirlerse kesinlikle kaçırmayın. Bak evet. Efsaneydi. Çok yoruldum. Öyle. Saat şu anda 12.30. 12.30 mu? Evet. Aa erkenmiş. Onda falan çıktı. 2.5 saattir kanka. Bu arada biz fotoğraf çekiminde de en öndeydik. Evet. Elif sayesinde ama gerçekten. Elif sayesinde evet gerçekten. Şimdi bugünlük bu kadar yani. Bu gece bitti bizim için. Görüşürüz artık. Bay bay. Günaydın. Eskişehir'de ikinci günümüz. Bugün şimdi nereye gidiyorduk? Odun pazarı. Hayır, Adam. Porsukça. Aynen tamam, üçüne gideceğiz. Çarşı. Porsukça'ya gidiyoruz ama. Ben ne sordum ki? Evet. Aynen Porsukça'ya nasıl belirtelim? Porsukça'ya ne adına gidiyoruz? Tramvayla bir numaralı gidiyorsunuz. Çarşı ediyormuşsunuz. Bu kadar. Merhaba arkadaşlar, şimdilik gezimiz devam ediyor. Porsuk Çayı'nın yanına geldik. İşte iki tane evet. Köprü vardı. Pardon, üç tane, diğerleri var mı bilmiyorum. Mor, yeşil, bir de mavi. Öyle yani, şimdi odun pazarına gidecektik. Yol sonra gidiyoruz arkadaşlar. Aynen, yol sonra gidiyoruz işte. Sonra Cimanak'tan daha demin de bir tane abiye sorduk. O da tam böyle Türk amcalarına benziyordu, tamam mı? Gel şu amcaya soralım dedim. Sonra sorduk adama. Adam güldü, vallahi ben yabancıyım dedi. Ama odun pazarı şu tarafta falan yaptı böyle. Çok tatlı bir şekilde cevap verdi, böyle güler yüzlüydü. Bu zamana kadar gelsen yol sorduğumuz veya herhangi bir soru sorduğumuz bütün insanlar... Tutsana 2 saniye. Aşırı güzel ve olumlu bir şekilde cevap verdiler. Yani hiçbirisi kötü davranmadı. Sadece evet, iki kişi dışında. Ve mesela şeyde... Hani öğrenciler falan da hani yardım, hani yol sonra kendimize falan konuştuğumuz zaman bile hani yabancı mısınız arkadaşlar, yardım edelim falan yapıyorlar. Evet, özellikle duraktaki amcalar, teyzeler çok yardımcı olmaya çalışıyor. Ondan sonra esnaf olsun, hediyelik eşya satan abiler olsun, çok böyle evet. İyimser, pozitif, güler yüzlü bir şekilde davrandılar. Evet, dediğim gibi herkes böyle çok güzel bir şekilde cevap verdi. Sadece iki kişi dışında. O iki kişi de Esinci Börek'teki abla ve abi. Boykot ediyoruz arkadaşlar, oraya gitmeyin. Aynen, kesinlikle ondan Merve anlatsın. Direkt en başından anlatabilirsin yani. Şimdi biz konserden sonra dedik ki işte zaten saat geç oldu, hani bir şey yapmayalım, oraya girelim falan böyle dediler ki hani herkes bu zaten o cadde üstünde, konser olduğu cadde üstündeydi orası da. Dediler ki işte börekçi açık, oraya hani gidebilirsiniz, orada oturabilirsiniz. Bir de hani sıcaktı falan. Sonra girdik içeriye, işte dedik hani biz de şeyi bekliyoruz, otobüsü bekliyoruz, hani burada bekleyebilir miyiz falan dedik. Sonra şey dediler bize, burası bekleme salonu değil, işte yok burada sadece bir şeyler alacaksınız, yiyeceksiniz, öyle boş boş oturmak yok, sadece bir saat oturabilirsiniz. Aynen. Sonra kalkacaksınız falan yaptılar böyle. Bayağı sert bir şekilde tepki verdiler bize. Ve hani boş yani mekan ve sabaha kadar açıksın ve bomboş mekan. Yani orada bir köşe otursak ne zararımız var ki sana, anladın mı? Aynen, bir de diyor ki işte yok yoğunluk oluyor, yok işte tramvayı bekleyeceğiz 2 saniye abi şurada oturalım deyip işte sabaha kadar kalıyorlar falan filan dedi. Yani bunu kırmadan düzgün bir şekilde de ifade edebilirdi ama üslubu çok kötüydü. Bilmiyorum, çok garip olduk. Ondan sonra zaten direkt ben dedim ki gel Merve çıkalım yani, o zaman tamam yani yaptık. Öyle yüzlerine bile bakmadan çıktık.
Sonra yan mekana girdik. Aynen. Yandaki börekçiye girdik. Orada da işte... Onlar da birazcık zorbaladılar bizi. 50 kere masamıza evet geldiler. Ya. Ne istiyorsunuz? Ne sipariş ediyorsunuz? Otur oturmaz geldi çocuk. Ne istiyorsunuz? Daha bakmadık dedik menüye. Tamam de gitti. Bir dakika sonra tekrar geldi. Ya kardeşim bir dur bir montumu çıkartayım. Bir çantamı çıkartayım. Bir oturayım masaya. Yani. Bekle yani. 2 dakika bir dur. Ne bu acele? Neyse orada da işte böyle bir saat kadar kaldık. Şimdi de Porsuk Çayı'ndan çıktık ve onun pazarına giriyoruz. Yiyeceğiz dediğimiz hiçbir şeyi şu anda yiyemedik. Onun dışındaki her şeyi yemiş olabiliriz. Bir de şey ya bu kadar hani her yer o kadar uzak değil birbirlerine. Evet. Hani baktığım için yürüyebilir bir mesafe hepsi. Merve zaten şey dediğinde benim aklıma geldi. Burası gerçekten de uzak komşuna benziyor dedi. Evet gerçekten evet, de tramvay var. Metroya benzer şekilde. Ring var. Çok iyi. Ve ring bütün Eskişehir'de dolaşıyormuş var. Yani. Uludağ'ın şeyler, ringler de öyle. Bütün Uludağ dolaşıyorlar falan. Aradığınız ve bütün... çok fazla köpek var. Aynen. Aradığınız bütün marketler falan filan. İşte ne bileyim bir sürü mağaza, yiyecek yenilen yerler. Ve Bursa'dan aynen daha ucuz. Evet. Kesinlikle Bursa'dan daha ucuz. Yani Bursa'dan daha fazla doyduk yani sen. Evet. Dün mesela Bursa'ya çok göre güzel hamburger, patates ve içecek içtik. 120 TL ödedik. Dürüm değil miydi? Ha dürüm müydü değil mi? Dürümdü. Ha bir hamburger yedik, o da 65 TL'ydi sadece. Aynen. Çok iyi. Çok iyi. Hadi Odun Pazarı evlerinde görüşürüz. Bay bay. Çok yağlı. Arkadaşlar normalde ben hayatta pişi sevmem yani, hatta nefret ederim. Mavi çiğ börek alacağım dedim. Tamam ben de öyle alayım dedim. Ve çok güzel. Ve hayatta verdiği en doğru karar olabilir. Evet. Gerçekten aşırı iyi. Çok iyi. Ve asla pişiye benzemiyor, böyle de benzemiyor. İkisinin ortası ve çok güzel bir şey. Evet. Yediğimiz yerle alakalı olabilir çünkü bize tramvaydaki kadın nerede sordu dedi ki. Hani önerebileceğimiz bir yer var mı demiş. Bir börek yemek için. Kadına dedi ki yani her yerde var ama dedi. Ne kıyma bulabilirsen aşk olsun dedi. Ve bizimki de bayağı kıyma var. Çok. Her yeri şey bu arada. Cam. Evet. Ve hepsinde magnet falan var. Çok güzel.